Finans Merkezi'nden herkese merhaba efendim. Başlıyoruz. Yine dop dolu bir akışımız var. İçeride biliyorsunuz Moody's'in değerlendirmesi, özellikle tabii bunun abonelere özel, yani kurumsalcıların raporları kendi içinde paylaştığı bir raporun detayında Türkiye ile ilgili bir değerlendirme geldi. Geçtiğimiz cuma günü Moody's'den not görünümüne ilişkin bir değerlendirme gelir mi diye çok sorguluyorduk. Orada önümüzdeki dönemde aslında bir miktar daha toparlanmanın zaman alabileceğine dair beklentileri taşıdıkları görülüyor. Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanma pozitif senaryoda dahi zaman alacak diye bir ifade kullanılmış. Bunu da belirtelim ama bugün zaten sabah saatlerinden bu yana özellikle bankacılık tarafında sert satışlar olduğunu söyleyebiliriz. Küresel tarafta elbette bambaşka dinamikleri konuşuyoruz. Birazdan değineceğim. Şimdi BIST 100 endeksinde %1 satıcılı seyir. Perşembe günü faiz kararını takip edeceğiz dedik. Piyasa 250 bas puanlık bir faiz artırımı bekliyor. Özellikle kur tarafında çok hızlı hareketler artık görmüyoruz. 29.10'larda bir stabilizasyondan da bahsediyoruz. Birazdan piyasa tarafını Burcu Kıratlı detaylı bir şekilde aktaracak. O yüzden fazla uzun geçmiyorum burayı. Şimdi Avrupa piyasalarında sadece son görünen Londra'da bir hafif yatay negatif bir seyir var ama küresel piyasalar tarafında da bugün en çok konuştuğumuz Japonya Merkez Bankası'nın ultra düşük faiz oranlarına devam kararı sonrası yen'deki değer kaybı. Yen tüm para birimlerine karşı değer kaybediyor ama doların tahtada sarsılıyor demiştik. Ne kadar devam edecek? Bunu da konuşacağız. Konuyla ilgili Rabobank kıdemli FX stratejisti Jane Foley birazdan bizlerle olacak. Onu da söylemiş olayım. Ardından da Doktor Serdar Şenol bizlerle olacak. Alternatif Bank baş ekonomisti kendisiyle de hem Moody's'in görüşünü hem Merkez Bankası'nın kararını konuşacağız. Ve elbette bu arada Macaristan Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 75 bas puanlık indirimle 10.75'e çekti. Gelişen ülkeler evreninde tabii bizim gibi faiz artıran sınırlı sayıda ülke var. Macaristan gibi merkez bankaları da faiz indirimi trendlerine başladı. Dünyada da artık yavaş yavaş biliyorsunuz gevşeme politikaları özellikle majör ana merkez bankalarında konuşulmaya devam ederken bütün bu etkenler tahvil faizlerinde etkili oluyordu ve özellikle cuma günü kapanışlarında ABD'de pozitif seyir, vadeli tarafta ABD'de yine pozitif seyir vardı. ABD tahvil faizleri de az önce ekrandaydı. Birazdan belki geri döneriz ama 10 yıllık tahvil faizi 3.90'lara kadar geldi. 3 endeks de pozitif. 3.90-14. Tabii burada 5'lerden geri çekildi dedik. 4'ün altında ne kadar kalacak derken buralarda artık bir stabilizasyon varmış gibi görünüyor. Bu da önemli. Birazdan konuşacağız. Ve elbette petrolde gözümüz, çünkü Kızıldeniz'de artan güvenlik endişeleri deniz yolu taşımacılığında da rota değişikliklerine neden oluyor. Konuyla ilgili Şahin Yaman birazdan bizlerle olacak. Kendisi DTÜ eski müzakerecisi ve ekonomist tabii aynı zamanda detayları konuşacağız. Şimdi araştırma masasında Burcu Kıratlı bizlerle, kendisine dönelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu hoş geldin tekrardan. Aslında seninle sabah saatlerinden bu yana bankalardaki seyri elbette konuşuyoruz ama Moody's'in de bu değerlendirmesi, tabii bunu bir rapor olarak dışarıya kendi sitesinde yayınlamadı ama kendi yatırımcı gruplarıyla paylaşmış olduğu bu detaylar önemliydi. Ne dersin, nasıl bir etki getirdi? Hala site açılmıyor bu arada, tam değerlendirmeyi alamıyoruz ama dediğin gibi kendi yatırımcılarına gönderdiği raporda aslında çok değişik bir şey söylemiyor. Malumun ilanı diye de biliriz biz buna. Zaten Türkiye'de aslında bütün makroekonomik çerçevede, işte bunu Sayın Merkez Bankası Başkanı'ndan analistlere, ekonomistlere, yabancı yatırımcılara, yabancı derecelendirme kuruluşlarına kadar çoğumuz konuşuyoruz bu toparlamanın zaman alacağı ile ilgili. Moody's de aslında bunu söylemiş notunda, raporunda. Yayınladığı raporda çok ciddi bir şey ya da çok ekstra bir şey olmasa da aslında bizim piyasa ile ilgili bir beklentimiz oluşmuştu geçtiğimiz cuma gününden itibaren. Hem görünüme dair hem hatta bunun yanında not artışına dair bir beklenti vardı. Bunu yapmaması tabii biraz piyasaları aşağı çekti ki piyasa aslında kırılgan olduğu için belki
bunu daha kötü fiyatlama eğiliminde şu anda. Hemen grafiğime dönüyorum ben de. Bankacılık endeksindeki düşüş şu anda %3'ü bulmuş durumda. %3.13 hatta bugünkü etkisi. Sabahleyin seninle hatırlarsan grafiklere bakmıştık. Aralık ayı içerisinde en çok yükselen bankacılık endeksiydi diye. %9 civarında bir yükseliş vardı aylıkta. Şimdi onun bir kısmını geri vermiş oldu. %3.16 ile, ki bankacılık bu beklentiyle satın alınmıştı. Şimdi onun biraz düzeltmesini yapıyor diyebiliriz. Ama burada asıl önemli olan, tabii Gözde sabahleyin de konuştuk, likiditenin olmaması, katılımın olmaması, dolayısıyla beklentiler gerçekleşmediğinde endeksteki hareketler daha sert olmaya başladı ve endeksi daha fazla ciddi şekilde aşağı çekiyor. Yanımda hemen bir tane hacim grafiğim var, onu da göstereceğim sana. Şimdi 2023'ün buradaki yılbaşından bu yana yaptım ben bu grafiği. Ocak başına itibaren bakacak olursak hacim aslında geçtiğimiz sene Ocak ayına iyi şekilde başlamıştık. Sonra Şubat depremle birlikte hacimler düşmeye başlamıştı. Şuradaki en düşük seviyeler özellikle seçim zamanıydı. Bunları biraz daha ekstrem durum olarak geçiyorum. Sonrasında hep yükselen bir hacim grafiği görmüştük. Şimdi artık o ortalamaların da altına sarkıyoruz. Buradaki hacimler özellikle dikkat çekici ve düşük kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında biraz da BIST'in sıkıntısı bu da diyebiliriz. Tabii para girişiyle desteklenmediği durumda da hisse senedi fiyatları aşağı geliyor. Endeksi artıya çeken kısımda ise biraz daha böyle Anadolu Efes gibi, Europower gibi, Ülker Ereğli gibi, Aselsan gibi hisselerin yer aldığını görüyoruz. Yani sektörlerin tamamen artık ayrıştığı bir durumdayız. Bankacılık aşağı çekiyor. İşte endekste ağırlığı olan belli başlı kağıtlar endeksi etkiliyor diyebiliriz. Anadolu Efes, Ereğli ve Aselsan bunlardan en önemlisi olduğunu söyleyebiliriz ama bir taraftan da belki şöyle de bakmak lazım. Endeks en azından beklentilerini satın alacağı şeyleri satın almıştı. Şimdi beklentileri de satma evresine geçti. Eğer bu beklentileri satma evresini 7600-7500 üzerinde tamamlayabilirse önümüzdeki hafta veya hafta sonuna doğru bu düzeltme ya da düşüş hareketinde en azından buralarda fiyatlamış olabileceğini de söylüyor bize. Evet Burcu, çok teşekkür ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kaan Yeşilova bizlerle, iş yatırım uzman yardımcısı. Hoş geldiniz yayına. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi elbette Fed'i konuşmaya da devam ediyoruz. Malum tahvil faizlerindeki gidişat, gelişen ülkeler tarafında tahvillerdeki son durum nasıl gözlemliyorsunuz? Nasıl bir ayrışma olabilir önümüzdeki dönemde özellikle bizde de? Öncelikle iyi yayınlar. Sizin de belirttiğiniz gibi geçen hafta yılın son FOMC toplantısını gerçekleştirildi. Orada herhangi bir faiz artış ya da indirim kararı verilmese de önümüzdeki yıl için yapılan yönlendirmeler oldukça önemliydi. O kısma geçmeden önce biraz öncesinden bahsetmek istiyorum aslında. Öncesinde de aslında bazı ekonomik verilerde soğumaya yönelik çeşitli veriler görmüştük. Hem istihdam hem enflasyon verisinde beklenti altı gelen, gerilemeye devam eden bir veri görmüştük enflasyon tarafında. Dolayısıyla bu FOMC toplantısı öncesi de piyasa halihazırda bu faiz indirimlerini fiyatlamaya başlamıştı. Dolayısıyla toplantı öncesinde piyasa tarafından toplamda 2024 yılı için 100 bas puanlık bir indirim fiyatlanmaya başlanmıştı. Sonrasında FOMC toplantısında toplantı kararıyla beraber açıklanan projeksiyonlarda Fed'in de önümüzdeki yıl için Fed yetkililerinin 3 tane faiz indirimi öngördüklerini gördük. Daha sonrasında basın toplantısında Powell da bunu destekleyen yönde açıklamalar yaptı. Ve bir sonraki hamlenin artık faiz indirimi yönünde olacağını belirtti. Dolayısıyla piyasa bu açıklamaları da oldukça güvercin algıladı ve bu taraftaki fiyatlamalar daha da agresifleşmeye başladı. Dolayısıyla toplantı sonrasında piyasa 2004 yılının toplamı için 150 bas puanlık bir indirim fiyatlamaya başladı. Tabii bu da riskli varlıklarda oldukça alıcılı bir seyire yol açtı diyebiliriz. Gelişen ülke euro tahvillerinde de özellikle tabii risk primleri üzerinden konuşmak gerekirse bu Kasım ayı ortasında başlayan fiyatlamalarla aslında biz pozitif bir seyir görmeye başlamıştık.
Bizim risk primimiz yani 5 yıllık CDS'te de 380 seviyesinden 330 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşanmıştı FOMC toplantı öncesine kadar. Tabii toplantının da güvercin geçmesiyle beraber gerileme devam etti ve 285 seviyesine kadar geri çekilme gördük. Bu da 2021 Mart ayından bugüne en düşük seviye demek oluyor ve o yüzden oldukça pozitif bir görünüm var ve diğer gelişen ülke CDS'leriyle de aslında paralel bir hareket görüyoruz bu tarafta. Tabii FED toplantısının ardından piyasa çok fazla yani 150 bas puana varan bir indirim fiyatlamaya başladığı için daha sonra toplantı sonrasında bazı FED yetkilileri bu beklentileri biraz yönlendirmeye çalıştı aslında. Ve dolayısıyla şu an piyasanın ilk indirim için Mart ayını fiyatlamasını biraz daha düşük olasılıkla bulduklarını açıklıyorlar genel olarak. Daha çok beklentileri 2024'ün ikinci yarısına taşımaya yönelik bir çaba var o tarafta. Dolayısıyla o tarafta bir bu şekilde yeni bir yönlendirmeyle karşı karşıyayız. Hem Cuma hem Pazartesi günü bu minvalde açıklamalar geldi. Fakat bu piyasadaki hem ABD tahvilleri hem risk primleri gelişen ülke gelişen ülke CDS'lerindeki kazançların büyük bir kısmının korunduğunu görüyoruz. Yani şu ana kadar çok etkili olmuş değil aslında. Tabii yılın sonuna vardık. Bu hafta Cuma günü PC verisini karşılayacağız. Önemli bir veri olabilir. Ama onun dışında önümüzdeki hafta Noel nedeniyle sakin bir seyir olabilir diye düşünüyoruz. Tahvil ve CDS piyasalarında. Dolayısıyla bu ayın geri kalanında çok büyük bir hareket yaşanmayabilir. Fakat önümüzdeki yıl yılın ilk haftasını tarım dışı istihdam verisiyle açacağız. Sonrasında ikinci haftada gene ABD enflasyon verisi açıklanacak. Son FED yetkililerinden gelen açıklamaları da düşündüğümüzde bu iki veri oldukça önemli olacaktır. Bu verilerde enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ve istihdam tarafının soğumaya devam ettiğini görürsek evet. Pozitif havanın devam ettiğini görebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Kaan Yeşilova. Devam edelim. Ceren Dilikçiköseoğlu bizlerle. Ceren hoş geldin. Şimdi elbette küresel piyasalarda haber akışları yine yoğun. Ne dersin, Avrupa'da hangi haberler borsalara yön veriyor? Gözde merhabalar. Evet, dün piyasalarda biz ağırlıklı olarak Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin piyasalara etkisini tartışmıştık. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarında yeniden bir yükseliş yaşandığını görmüştük. Kızıldeniz'de nakliye tarafında yaşanan aksaklıkların etkisiyle. Bugün piyasaya baktığımız zaman petrol fiyatları yeniden düşüşe geçti. Ve Avrupa'da doğalgaz vadelerinde sert bir düşüş yaşandığını görmekteyiz. Hatta dünkü kazançlarının tamamını silmiş durumda Avrupa'da doğalgaz fiyatları. Şu anda grafikte de gördüğümüz gibi sert bir düşüş var saatlik bazda bakacak olursak. Bugünkü düşüş %8'e ulaşmış durumda. Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratların megawatt saati 33 eurolar seviyesine işlem görüyor ve bu hareket aslında traderların piyasanın şimdilik dengeli olduğu gerçeğini kabul ettiğinin biri göstergesi. Yine de piyasa geçtiğimiz yıl yaşanan enerji krizinin ardından yaşanan aksaklıklar konusunda hala temkinli olmaya devam ediyor. Fakat analistlerin raporlarına baktığımız zaman dün yaşanan krizin ardından aslında Avrupa'nın genel olarak bu kışı herhangi bir arz tehdidi olmadan atlatabilecek bir konumda olduğuna dikkat çekiliyor raporlarda. Avrupa'da özellikle bakacak olursak tabii LNG tarafına mesela Goldman Sachs'ın bir raporu var. Goldman Sachs'a göre Kızıldeniz'deki aksaklıklar petrol ve LNG arzı üzerinde büyük bir etki yaratmayacak. Bunun nedeni gemilerin başka rotalara yönlendiriliyor olması. Bu nedenle üretimde bir aksaklık yaşanması beklenmiyor. Her ne kadar bir gecikme beklentisi olsa da Avrupa'nın zaten şu anda depolardaki doluluk oranları
%100'e yakın. Son yaşanan gelişmelerin ardından dahi depolardaki doluluk oranlarında anlamlı bir değişim yaşanmadı. Ve hava sıcaklıkları tahminlerine baktığımız zaman Ocak ayı başına kadar Avrupa'nın genelinde hava sıcaklıklarının yaklaşık bu seviyelerde, hatta ortalamanın üzerindeki seyrine devam etmesi, bunun da endüstriyel üretimde hızlı bir artışa yol açmayacağı beklentisi hakim. Bugün Avrupa endekslerine de baktığımız zaman endekslerde karışık bir seyir vardı dün. Bugün de benzer seyir devam ediyor diyebiliriz Gözde. Ceren Dilekçi Köseoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Takip edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Goldman Sachs baş ekonomistinin önemli yorumları vardı. Önümüzdeki dönemde özellikle merkez bankalarının fiyat artışlarının azaldıkça 2024'te daha erken ve daha agresif olabileceklerini ifade ediyor. Enflasyon 2 yılı aşkın bir süredir dünya çapındaki merkez bankalarının başa çıkmaya çalıştığı bir problemken, Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius, tüketiciler için acı dönemin sona erdiğine inanıyor. Kurum, büyük enflasyon düşüşü başlıklı notunda, gelişmiş piyasalardaki çok sayıda büyük merkez bankasının fiyat artışları azaldıkça 2024'te daha erken ve daha agresif faiz indirimleri yapacağını yazdı. Baş ekonomist önümüzdeki dönemde arka arkaya 3 kez 25 bas puanlık faiz indirimi, 2025'te 3 faiz indirimi ve Fed fonlama oranının aynı yılın Eylül ayına kadar %3.25 ila %3.5 aralığında kalmasını bekliyor. Goldman'ın baş ekonomisti ayrıca Fed'in ciddi bir ekonomik krize yol açmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğini savundu. Evet, çoğu gelişmiş ekonomide iflas oranları çift haneli artıyor, izliyoruz. Çoğu gelişmiş ekonomide borç maliyetlerinin artması ve pandemi döneminde sağlanan desteklerin geri çekilmesinin etkisiyle şirket iflasları çift haneli oranlarda artıyor. Verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirket iflasları 10 yıl boyunca süren bir düşüşün ardından 2023 Eylül'de geçen yılın aynı ayına kadar geçen 12 aylık dönemde %30 arttı. Almanya'da iflaslar 2023'te Ocak'tan Eylül'e kadar olan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 artarken, ülkenin istatistik ofisi Destatis, Haziran'dan itibaren aylık olarak önceki yıla göre sürekli çift haneli büyüme oranlarının gözlendiğini açıkladı. Avrupa Birliği genelinde ise Eurostat'a göre şirket iflasları Eylül 2023'e kadar olan 9 aylık dönemde yıllık %13 artarak son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Capital Economics'in baş ekonomistine göre yüksek faiz oranlarının ve pandemi desteğinin geri çekilmesinin yanı sıra özellikle enerji yoğun sektörlerde yüksek enerji faturaları da iflaslarda etkili. Artan iflas oranlarından en çok etkilenen sektörler arasında ulaşım ve konaklama yer alırken analistler iflaslardaki artışın devamını bekliyor. Bu durum ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel ekonomik aktivite ve istihdam üzerinde baskı oluşturabileceğine de dikkat çekildi. Evet, kısa bir ara daha verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alternatif Bank baş ekonomisti Doktor Serdar Şenol. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi malum zaten Merkez Bankası'nı konuşacağız ama tabii son dönemde işte kurumsal raporları, özellikle işte yurt dışından gelen raporları takip ediyorduk. Türkiye oyuna geri döndü diyenler mi istersiniz? Carry trade opsiyonları verenler, dolar TL tahminleri, hani bizde böyle var mı artıran derken not artırımına kadar bir beklentiye girilmişti. Ardından tabii Moody's'den gelen bu tabii bir not güncellemesi ya da bir hani rapor değil. Hani kendi yatırım kitlesiyle paylaştığı bir not ama orada bundan sonrası için tabii iyileşmenin Türkiye adına zaman alacağına dair bir ifade. Evet, nasıl yorumluyorsunuz? Dediğiniz gibi yani orada özellikle carry trade tarafında da hikayenin birazcık daha ılımlaştığı bir durum içerisinde Moody's'in biraz bir tık geride kalan bir miktar yorumlarında zayıflık var tabii ki. Bunu kabul etmek lazım ama onunla ilgili süreç
belli ölçüde iyimserliği taşımak zorunda. Çünkü CDS'ler bu düzeylerde 250'lere doğru, 300'lerin altındaki pardon, 300'lere doğru ineceği ve daha altını belki göreceği zamanları çok rahat algılayacağız. Pardon, 200'lere doğru. Dolayısıyla o tarafta piyasanın daha makulleştiği, Moody's raporlamasının da belki önümüzdeki dönemde daha rahatladığı bir durum var. Ama bence bu rating kuruluşları içinde Moody's'in birazcık daha politik tarafı daha ağır basan ve muhtemelen seçimleri bekleyen bir tavrı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ondan sonra gelebilecek Moody's tavrı biraz daha değişik olabilir. Ben şu anda daha çok Fitch'in yorumları ve S&P'nin birazcık daha ılımlı tavrını daha makul ve iyimser buluyorum açıkçası. Yani Moody's zaten biraz daha değil mi yorumlarda cimri davranan taraf olabiliyor dediğiniz gibi. Ama tabii yani CDS'teki iyileşme, özellikle son dönemde tahvil tarafındaki işte getiri eğrisinin normalleşmesi, regülasyonların geri alınması. Yani burada tabii bir haklılık payı da var mı diye sormak istiyorum. Yani kurumların beklentilerinin iyileşmesi. Biraz bu çerçeve üzerine konuşalım mı? Yani son dönemde nereden nereye geldik? Hani para politikasındaki değişiklik sonrası ve riskler hala neler? Çünkü enflasyonda zirveyi işte %70-75'lerde göreceğiz diyoruz kabaca. En azından şimdilik bir değişiklik olmazsa. Ve işte rezervlerde iyileşmeyi konuşuyoruz. Pozitif tarafa yazabileceğimiz elbette çok fazla şey var. Bir yandan da tabii riskler konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz dengeyi? Burada tabii şöyle bir süreç içerisindeyiz. Bir, gelişen ekonomilerin faiz indireceği bir yıla giriyoruz. Büyüme tarafında yılın başı bizim için zorluklar getirecek. İhracat, büyüme, sanayi üretimi göstergeleri. Bizim de sıkı para politikası uygulayacağımız bir yıl. Biz biraz aslında şunu yaşıyoruz. Bu sıkı ve ortodoks para politikasından uzaklaşıp tekrar buraya hızlı bir şekilde dönüş yapmanın verdiği bir pozitif algıyı yabancı yatırımcı gözündeki de fiyatlama eğilimi güçlü şekilde devam ediyor. Ama dediğiniz gibi riskler de var mı? Elbette ki var. Ama bu riskler bence birazcık daha makulleştiği için piyasa fiyatlaması da gayet olumlu taraftaki tiklerimizi fiyatlamayı tercih ediyor gibi duruyor. Önümüzdeki dönemde daha da azalan cari açık, petrol fiyatlarının düşük kalmasıyla beraber gerileyen bir cari açık hikayesi, enerji faturası, bu tarafta turizm gelirlerinin belki birazcık daha makulleşmesi, daha iyimser bir destek vermesi, dış finansman ihtiyacının özellikle bu yabancı yatırımcı girişiyle beraber daha makul yerlere geliyor olması ve çok rahat bir şekilde Merkez Bankası'nın son 3-4 haftadır haftada 2-3 milyar dolar civarında bir rezerv biriktirme kapasitesiyle bir performans göstermesi elbette çok fazla iyimserliği beraberinde getiriyor. Ama şu var. Şu anda bizim gözlemlediğimiz kadarıyla piyasanın fiyatlamasıyla ilgili iyimserlik aslında bir dahaki yıl için beklentileri satın aldığı için bir dahaki yıl için baktığımızda 2024 sonunda yine de enflasyonun beklentisinin 40'lara yakın olduğunu görüyoruz. Ama fiyatlama tarafındaki hareket o kadar hızlı oluyor ki bir dahaki yılın başında belki oluşturabileceğimiz seçim öncesi ya da seçim sonrası o dönemde oluşturabileceğimiz olumlu trendin yansımalarını ya da yatırım etkilerini biraz daha erken yaşamış oluyoruz. Dolayısıyla bir dahaki yıl bu performansın bir kısmını şu anda erkenden yılın sonunda bir rally ile realize etmeye başlamış durumdayız diyebiliriz. Evet, burada faizler yeterli seviyede mi sizce? Şu anlamda da soruyorum. Son dönemde hani bir dönem işte konuştuğumuz özellikle bankalarla Merkez Bankası arasındaki fonlama maliyetlerinin politika faizinin altına gelmesi, orada bir likitte bolluğu oluşması, ardından mevduat faizlerinin bir düşüş eğilimine geçmesi, bir ZK adımıyla orada bir sterilizasyon görmemiz gibi etkenler. Mesela yine bir piyasada likitte bolluğu olabileceği, yani orada işte rakamları takip ettiğimizde görülüyor. Mesela bir risk var mı? Ek bir adım beklenir mi? Nasıl okuyorsunuz mesela gelişmeleri? Burada tabii şeye bakarsak yani büyüme kriteri ve buradaki hedef daha çok şey üstüne verilmiş durumda. Mevduatta minimum seviye olarak verilmiş durumda. Dolayısıyla onu karşılamak için sürekli TL mevduatlarını büyütmek zorunda olan, KKM'den ya da dövizden TL'ye geçirmek zorunda olan bir sektör var. Bu anlamda baktığımızda da bir mevduat ihtiyacı mütemadiyen, o tarafta bir gelişme zorunlu mütemadiyen var. Mevduat faizler üstünde yukarı baskıyı bu likidite bolluğu olsa da belli ölçüde korumak zorunda bırakıyor sektörü. Ha, bununla birlikte dediğiniz likidite fazlalığı oluyor olması, bankaların kredi faizlerini daha makul seviyelerde arttırması, dolayısıyla aslında biraz spreadlerinden vazgeçmeleri bu fazla likidite nedeniyle
gibi bir sonuç yaratıyor gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bu tarafta baktığımızda evet bu likidite fazlası makul. Faizlerin mevduat nedeniyle biraz daha yukarıda, buradaki limitasyonlar, hedefler dolayısıyla biraz daha yukarıda kalmaya devam ettiği ve edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bunun krediye yansıması likidite bolluğundan dolayı ve büyümek yönlü taleplerin de belki önümüzdeki dönemde birazcık daha makulleşmesi. Kredide de biliyorsunuz büyümenin maksimum sınırı var. Dolayısıyla onun altında kalmak zorundayız. Orada da baktığımızda daha fazla kredi verebileceğimiz alanlara fazla likiditeyi mecburen bazen daha düşük faizlerden vermek zorunda kalabiliyor bankacılık sektörü. Dolayısıyla burada baktığımızda aslında bir miktar bu işin yükünü üstüne alan bir bankacılık sektörü olduğunu görüyorum ben. Faizler de yukarı yön çok olur mu bilmiyorum. Çünkü enflasyonda artık iyi fiyatlamaya başlayacağımız dönemlere geliyoruz. Merkez Bankası faizin tepesine neredeyse geldik dediğimiz düzeylere, zamanlara geliyoruz. Dolayısıyla bundan sonra daha yataylaşan bir seyir belki daha makul olabilir. Ama kredi tarafına baktığımızda bunun yansıması daha güçlü bir şekilde şu anda olmuyor gibi görüyorum açıkçası. Hı hı. Zaman zaman tabii piyasada özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın yorumlarını tabii görüyoruz. Mesela daha önce algı itibar diye söylemlerle şahin yönlendirmelere sahne olmuştu. Tabii piyasa beklentisi 45'lerde durabileceği ama özellikle tabii tüketim eğilimine baktığımızda yani dün gelen veri tüketim ön eğilim endeksi. Mesela orada özellikle tabii kampanyaların da etkisiyle çok canlı bir hala tema olduğunu gösteriyor. Neler mesela burada risk olarak okuyorsunuz? Burada dediğiniz gibi bir tüketici talebinde henüz düşündüğümüz kadar yoğun bir etki görmedik. Kasım ayı tüketici malı ithalatı tarafında keza aynı şey geçerli. Tüketici güveni endeksinde, sizin ön endeksinizde bunlarda düşündüğümüz kadar zayıflamayı henüz yansıma olarak göremiyoruz. Dolayısıyla bunlar da bana hala çekirdek enflasyon tarafında bir tık yukarıda kalınabileceğini, manşet enflasyonda emtia fiyatları, gıda fiyatları bunlar ve makulleşme olasılıkları olsa da çekirdek tarafta biraz daha yukarıda kalacağımızı şu an için gösteriyor. Ama para politikasında ne zaman biz Eylül'den itibaren çok daha belirgin bir sıkılaşmaya başladık. En az 3-6 ay arasında bunun yansımalarını göreceğimizi standart para politikası yansıması olarak biliyoruz. Dolayısıyla Aralık ayı ile birlikte ben daha net yansımalar, belki Ocak ayında daha da belirginleşen bir eğilim olmasını bekliyorum. Ama şu an için dediğiniz gibi bu yansıma enflasyonu daha belirgin şekilde baskılayacak bir talep daralması olarak ortaya çıkmadı ne yazık ki. Önümüzdeki aylarda bunun biraz daha belirginleşmesini beklerim. Bir tabii büyümeden biraz feragat etme teması deyip onu da konuşuyoruz. Bir de tabii halen daha mesela yurt dışından gelen raporlarda ya da yorumlarda şu da hep konuşuluyor. Erken gevşeme riski. Çünkü Türkiye bunu daha önce test etti. Yani biz çok böyle sıkı para politikasına tahammül edebilen bir ekonomi de değiliz. Bir yandan tabii mesela şimdi reel sektörde yavaş yavaş iş kayıpları konuşuluyor. Ve 2024'ün özellikle ilk 6 ayı belki biraz daha zor geçebilir diye de yorumlar geliyor. Katılır mısınız? Mesela böyle bir risk görüyor musunuz? Hangi vadede Türkiye oturup gevşemeyi konuşabilecek mesela? Tabii burada biraz aslında dediğiniz gibi yılın ilk yarısı para politikasında bilerek belki de potansiyel ve bir tık altına inen bir büyüme eğiliminde olmamız enflasyonu kontrol altına almak adına tabii en önemli hikayelerden bir tanesi. Dolayısıyla burada yapılacak tercihler bence yılın ilk yarısında yılın kalanı için performansın ne kadar güçlü olacağını veya faiz indirme olasılıklarının ne kadar belirginleşeceğini gösterecek. Yani biz sıkı para politikasını her koşulda seçimlerden sonra da yılın ilk yarısının sonlarına kadar güçlü şekilde korursak bence zaten Mart, Mayıs biliyorsunuz Fed, ECB faiz indirimi fiyatlaması başladı. Belirgin bir şekilde başladı hem de. Oradaki ilk yarının ikinci yarıya geçtiği dönemde biz de buna belli ölçüde katılacak bir lükse sahip olabiliriz. Ama ben daha çok yılın son çeyreği daha uygun geliyor. Çünkü biraz daha belki süreci kontrol altına almamız enflasyonda diğer merkez bankalarında olduğu gibi gerilemeyi net şekilde yıllık veride de görüyor olmamız adına baktığımızda yaz aylarının en azından sonlarına doğru bir tercih olması daha makul geliyor bana. Ama oraya kadar en azından ilk yarıda sıkı para politikasının ciddi şekilde korunması ikinci yarı için bize kesinlikle imkan tanıyacaktır.
Burada zaman zaman tabii Türkiye'den fon çıkışları olduğunda, portföy çıkışları olduğunda bunun rezervlerle karşılandığını hep konuştuk işte. Ve gevşek para politikası özellikle teması güdülürken de işte kurun özellikle hareketlerini sınırlandırılmak istendiği dönemlerden geçtik. Şimdi ise tam tersi rezerv biriktirme politikası içindeyiz ve özellikle brüt tarafta ciddi bir iyileşme var ama tabii bunun bankalarla olan bu swapların da etkisi. Bunu mesela sürdürülebilir görüyor musunuz? Hangi nokta mesela yeterli seviyedir? Hep konuşuyoruz. Rezerv konusunda böyle bir hani atıflar yapılıyor. Nasıl görüyorsunuz mesela bir ekonomist olarak? Rezervler konusunda Merkez Bankası elini rezerv biriktirme konusunda son bir aydır olabildiğince fırsatları değerlendiriyor diye görüyorum. Kur tarafında biraz daha yükselişe izin verip biraz daha sert alım tercihleri yapabilir ama şimdi buradaki tercihler yani rezerv biriktirme tercihi yapabilir. Ama burada aslında olması gereken tarz biliyorsunuz eskiden de yaşadığımız gibi standart döviz alım ihaleleri açılması. Şu anki haftalık volatilitede ki seyir belli bir istikrara ulaştıktan sonra Merkez Bankası bence bu yönde bir tercihi gösterecektir. Döviz alım ihaleleriyle daha net bir şekilde rezervin biriktirme hızını da çok net bir şekilde belirleyerek burada daha iyi bir patika belirleyecektir diye düşünüyorum ama o zamana kadar bence yılın sonuna kadar muhtemelen biz en azından bu şekilde devam edeceğiz. Merkez Bankası'nın önemli bir tavır değişikliği değerli TL tavrından uzaklaşıp bu tarz sermaye girişlerini direkt rezerve destek olarak kullanması, TL'nin aşırı değerlenmesi ya da belli bir miktarda olsa değerlenmesi yönünde bir tercihi ön plana almaması bence bunlar bile oldukça önemli kademler. Evet. Bu taraftaki tercihin yüklü olması bence Merkez Bankası'nın ciddi bir şekilde hem rezerv biriktirme, talep kontrolü ve enflasyon kontrolü adına çok ciddi bir tercih içinde olduğunu net gösteriyor. Burada özellikle KKM'den çıkışların olduğu zamanlar işte değil mi dolara bir miktar geçiş oluyor %5 kadar diye tabir etmişti Merkez Bankası Başkanı. Orada bazı tabii dokunuşlar oluyor yani bir takım müdahaleler oluyor demişti ama bunu bir hani artık piyasaya Merkez Bankası müdahale ediyor gibi de algılanmasın diye de bir söylemi vardı. Nitekim burayı da takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor Serdar Şenol bizlerleydi. Şimdi artık bu meseleyi konuşacağız. Jeopolitik riskler tarafında yeni bir mesele hasıl oldu. Yaklaşık tabii bir aydır konuşuluyor. Kızıldeniz'de artan güvenlik unsuru. Şahin Yaman, hoş geldiniz. Merhabalar Gözden. Çok teşekkür ediyorum. Nur topu gibi yeni bir jeopolitik riskimiz oldu. Bu arada TSKB tarafından bir açıklama var. Depremlerden etkilenen özel sektör firmalarının yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla İslam Kalkınma Bankası'ndan 100 milyon dolar kredi aldığı ifade edildi kapı açıklaması. Buyurun Şahin Bey ne dersiniz? Valla Gözde Hanım çok uzun süredir bütün tartışmalarımızda özellikle Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerin tıkanmasından sonra yani dünya ekonomisinde müzakerelere dayalı pazara giriş süreçlerinin tıkanmasından sonra bundan sonra tanklar, toplar, roketlerin devreye gireceğini hatta nükleer tehdit ihtimali söylemiştik. Yani 2018'den beri bu belli. Hem teori hem pratikte. Şimdi burası çok tehlikeli bir bölge. Yani dünyada petrolün veya doğalgazın demeyeyim ama petrolün piyasası tektir. Petrole yönelik artan riskler sadece bir ülkeyi değil. Yani Kuzey Kore dahil hemen hemen herkesi bir şekilde aynı oranda vurur. Şimdi buradaki noktayı nasıl değerlendirmek lazım? Kanaatimce şöyle. Önce bir büyük resme bakmak gerekiyor. Yani büyük resimde maalesef ve maalesef 2. Dünya Savaşı sonrası ABD, İngiltere ve Batı egemenliğindeki sistem çökerken bu çöküş sürecinde Asya Pasifik'te dünya ekonomisinin merkezi haline gelirken o bölgede barışçıl hukukun üstünlüğüne dayalı, değer zincirine dayalı, ekonomik eklemlenme hareketlerine dayalı gayet normal bir hareket varken Avrupa ve ABD'nin nüfuzu azalsa bile etkisinin olduğu alanların tamamı çatışma alanı. Uluslararası örgütler, mahkemeler dahil. Dünya Ticaret Örgütü mahkemesiyle temiz organı iptal edilmiş durumda. Hukukun olmadığı bir ortam jungle, ormana dönüyor tabii ki. Şimdi bu Körfez bölgesinde bir şöyle değerlendirmek lazım. İki tane büyük güç mücadelesinde kimi nasıl etkiler? Çin Halk Cumhuriyeti bir ölçüde kısmen risklerin bir kısmı onun için bu bölgeye taşınmış oluyor.
ABD İsrail'e çok bağımlı olduğu için ve Avrupa ile Atlantik düzeyinde ilişkiler olduğu için Kızıldeniz hattı günde 70 geminin, bunun içinde yani sıvılaştırılmış tanker gaz gemileri de dahil ve alternatif rutta gitmenin maliyetinin yarım milyon belki milyonlarca dolar zaman işlem maliyetine yol açacağı da dikkate alınırsa en fazla kayıp yine Avrupa Atlantik ekseninde olacak. Bizi de tabii negatif etkileyecek çünkü en azından ihracatta %40'a yakın bağımlılığımız olan bir bölge. İthalatta bir miktar daha kurtuluyoruz gibi görünüyor Avrupa'dan. Bu arada nasıl değerlendirilebilir? Gemi taşımacılığının değil mi %55'ini yapan 4 tane firmanın da oradan tabii geçirmeyeceğiz gemileri risk var demesi önemli. ABD'nin de bu bölgedeki özellikle riskleri bertaraf etmek için yeni bir ekip kurduğu mu konuşuluyordu? Yani nasıl bir orada yeni bir tansiyon? ABD'nin askeri güçle yani sert güçle politik riskleri şu an izale etmesi mümkün değil. Yani İsrail olayından sonra, bu Filistin olayından sonra İran'la aynı anda gerginlik, Türkiye ile aynı anda gerginlik, diğer Arap ülkelerinin tamamıyla gerginlik. Yani bu mümkün değil. Bu kuracağı güç ancak taktik bir güç olur. Olay şu, yani politik riskleri bir tarafa itelim. Kanaatimce zaten sanayisizleşme, yani bu deendüstrileşme denen sürecin Avrupa'da, Almanya'da hızlandığı, hizmetler sektörünün iyice ağırlık kazandığı ve fakat gelişmekte olan ülkelerin de bu sektörleri de domine etmeye yavaş yavaş başladığı bir ortamda bu politik riskler en fazla maalesef Kuzey Amerika ve Avrupa eksenli bir durgunluğa yol açacak gibi görünüyor. Fakat iyi yanı 2009 krizinden beri durgunluktan çıkış artık ABD ve Avrupa değil. Gelişmekte olan ülkelerin küresel gayri safi milli hasıla içerisindeki talep çekişli güçlerinden kaynaklanıyor. Yani artık dünyada ekonomik ve pozitif hadiseler sadece ve sadece batı düzleminde değil. Şimdi sadece 4 büyük tanker değil. Yani dünyanın belki en büyük 10 büyük firmasının çok büyük bir lojistik hattının geçtiği yer. Yani sadece Amerika'nın doğu yakasına giden hatlar belki Cape Town, Güney Afrika şeyine çevrilebilir ama onların bile bir takım değer zinciri açısından ne kadar maliyet yaratacağını şuradan hesaplamak kolay kolay mümkün değil. Belki burada bir iki noktaya daha değinmek lazım. Biliyorsun son G20 zirvesinde Hindistan bir imek, yani Hindistan Orta Doğu ve Avrupa hattı oluşturmuştu. Politik risklerin, belki ekonomik çıkarlarının da desteklenmesi ve İsrail üzerinden geçen bir hattı değil mi? Evet. Orası da karıştı. Yani bu hat Hindistan'ın bir miktar batının da pohpohlayarak, destekleyerek ama Hindistan'ın kendi inisiyatifiyle Hindistan üzerinden yine Yemen, Kızıldeniz, bu hat üzerinden İsrail, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile de bir takım fiktif aslında soyut tasavvur, mutasavvur projeler aslında Avrupa'ya bağlanan bir hat. Bu Obor'un taklidi. Fakat yani bir yol bir kuşağın taklidi. Fakat bir yol bir kuşakla yani Rusya, Çin, Orta Asya, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin daha istekli olduğu bu hatla bu kıyaslanamaz. Biri pozitif, ekonomik dinamizm olan, yani dünya ekonomik merkezinin kaydığı, dünya değer zincirinin kaydığı, dünyanın en büyük eklemlenme hareketinin, yani RCEP veya RCEP olarak adlandırılan, içinde Çin'in ve ABD'nin yüksek teknoloji müttefikleri Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da olduğu bir bölgeyle, o bölgenin merkezinde yer alan, içinde BRICS Kalkınma Bankası için altyapı, Asya Kalkınma Bankası, İpek Yolu gibi hem Amerika'nın cari açığını finanse eden hem de tüm dünyanın yeni yatırımlarını finanse eden bir bölgeyle bir kere 4 trilyon dolar ihracatı var. 4.2 trilyon dolar ihracatı var Çin'in. Hindistan'ın 500 milyar dolar civarında. Hizmetlerde bir şey var. Yani ikisi mukayese edilemez. Birisi pozitif, bir miktarda askeri güç olarak kendini koruyabilen bir bölge. Yani bugün Çin'in sadece Pasifik'te 450 savaş gemisi, 2 uçak gemisi ve ABD ve Batı'yı 1000 kilometre yaklaştırmayacak hipersonik füzeleri var. Yani bu barışlandırılmış ekonomik alanı koruyabilecek güçte. Amerika'nın şu an 250 tane dünyada savaş gemisi var. Bunun da 100'ünü ayakta, 200'ünü belki ayakta tutabilir, tutamaz. Peki, bir de bu bölge tıkanmış durumda. Özetle şunu söyleyeyim. Hindistan'ın bu bölgesi, yani bu lojistik hattı şimdiden şey oldu. Krizlerle mağlul hale geldi. Ama bu Çin'in de aleyhine olur. Yani bu bölgede barışın olmaması, risklerin artması
dünya ekonomisinde sistemik genel riski artırdığı için hiç kimsenin çıkarına değil. Tabii muhakkak bir çözüm yolu bulunacaktır. Şahin Yaman, çok teşekkür ediyorum. Devamlı konuşacağız çünkü riskler var, dediğiniz gibi devam ediyor. Moody's'in o meşhur raporunun detayları ekrana gelmeye devam ediyor. Enflasyon diyor hala yüksek ve önümüzdeki aylarda yükselmeye devam edecek. Yani bunu bir risk olarak gördüklerini ifade ediyorlar. Detaylar geldikçe yine aktarmayı sürdüreceğiz. Finans merkezini noktalıyoruz. İyi akşamlar.